Hocam Hızır Aleyhisselam dünyanın başlangıcından itibaren var mıydı? Var tabii ki. Yani Hızır insan fakat aynı zamanda melek gibi, yani çok acayip. Yani bir anda ruh halini alabiliyor, bir anda insan olabiliyor. Yani Evet, onun istemesine bağlı oluyor. Mesela Hazreti İsa Aleyhisselam'ın kendi talebi değildir yani o. Allah onu almıştır göğe. Mesela aniden ruh haline gelmiştir Hazreti İsa Aleyhisselam. Yani ruh derken başka bir aleme geçtiği için söylüyorum. Yoksa aynı cismiyle geçmiştir. Yani üstündeki kıyafetleri, ayakkabısıyla, kendi bedeniyle başka bir aleme geçmiştir. Ve şu an canlı. Yani yaşıyor şu an hayatta. Ve o boyuttan Allah tarafından bir anda dünya boyutuna getiriliyor. Hazreti Hızır da öyledir. Mesela aniden dünya boyutundan çıkar, aniden dünya boyutuna giriyor. Mesela melekler de öyledir. İster bir anda dünya boyutuna, mesela sen girersin adliyede, gezersin. Orada oturan bir polis kılığında olabilir, polis görünümünde olur. Sana selam verir, haberin bile olmaz. Melektir orada, oturur. Evet. Veya orada bir avukat görünümünde çantasıyla iner. Merhaba, nasılsınız der, haberin bile olmaz yani. Bilmezsin. Hocam şehitler de mi bu konumdadırlar? Şehitlerin bir daha gelmesi yok. Onlar gidiyorlar, onlar canlı ama bu yapı olarak tabii ki yani ölmüyor çünkü Allah ölmezler diyor. Evet. Ama Hazreti İsa'daki gibi değil, onlar cesetleri yani ruh olarak gidiyorlar şehitler. Biliyorsunlar vefat ediyor. Mesela Hazreti İsa Aleyhisselam'ın bedeni de gitti, yani bedeni de yok oldu. O boyuta geçti. Ama şehitlerin bedeni kalıyor. Ondan ruhu gider. Fakat imtihana devam ediyor. Yani ruhları imtihana devam ediyor. Yeni bir ceset giydiriliyor onlara. Yeni bir beden veriliyor. Ondan imtihan oluyorlar. O imtihandan sonra yine o bedenden alınıp ondan sonra cennete geçiyorlar. Evet. Hocam peki ben böyle çok soru soruyorum hocam. Bir sorun olmuyor. Evet, sor sor. Hazreti İsa'nın diğer boyuttaki halinle ilgili bir bilgimiz yok değil mi? Yani uyku modunda mıydı? Ne durumda olduğunla ilgili? Peygamberimizden görüşüyor. Görüştü mesela, Miraç'ta görüştü peygamberimizden. Evet. Ama hatırlamaz. Yani mesela şu an geldiğini hatırlamaz. Yani geçtiği boyutu da hatırlamaz. Bilmiyorum. Mesela sen galib beladaydık, biz Allah'a söz verdik, biz de hatırlamıyoruz. Hatta akşam rüya görüyor insanlar. Eğer uyanmadan mesela geç uyanırsan, o rüya görürken hemen uyanırsan hatırlarsın. Evet. Ama bir süre sonra, yani rüyadan bir süre sonra uyanırsan hiçbir şekilde hatırlayamazsın. Evet. Yani halbuki görmüşsün işte, yani biliyorsun yani uzun uzun da yaşıyor. Bütün detaylarını biliyor ama külliyen hatırlayamaz. Hiçbir şekilde aklına gelmez. Galib bela da öyledir. Hiçbir şekilde aklına gelmez. İlk Allah'a söz verdiğimiz. Hızır'la Hazreti İsa'da her ikisinde de normal insani bedeni var, duruyor yani. Sadece boyut değiştiriyor Hazreti Hızır Aleyhisselam. Yani bir boyuta geçiyor, yine dünyaya girer. Mesela melekler de öyle. Melekler birden beden dünya bedenine girer. Bir anda dünya boyutundan çıkarlar. Evet. Ama halkın içinde mesela cinler öyle değil. Cinler ruh halindeler. Mesela istediğinde beden haline geliyor.